Engin Ardıç gelebilemez. Bazı iyi niyetli, saf ve temiz meslektaşlarımız CHP'li olmamakla birlikte bu partinin içler acısı durumuna samimi olarak üzülüyorlar. Ona yol göstermeye, kurtarmaya çalışıyorlar çünkü güçlü muhalefet şartmış. Pratikte ne işe yarayacaksa? Muhalefetin güçlüsü ya da zayıfı fark etmez. Yeterince güçlüysen e zaten iktidara gelirsin. Öbür türlü koltuk sayın 35 de olsa, 235 de olsa elin kolun bağlıdır. Bir yasanın çıkmasını engelleyebiliyorsan güçlüsün. Yok eğer güçlen sözünün dinlenmesini anlıyorsan, istediğin kadar en okkalı lafları et, iktidar seni kale almayacaktır. Bazı arkadaşlarımız da CHP'nin kadersizliğinin sırrını çözmeye çalışıyorlar. Sanıyorlar ki CHP etkili muhalefet yapabilse, ileride iktidara da oynayacak. Ya da sosyallik falan etse ne bileyim işte. Sevgili arkadaşlar, CHP sert de olsa, mülayim de olsa, sağa da yatsa, sola da yatsa, ortadan da gitse iktidara gelemez. Hele şimdi başkanlık sistemine geçiliyor ya, 1961, 74, 77 gibi yıllarda yakalamış olduğu koalisyon umudu da artık tarihe karışıyor. CHP'nin kadersizliği onun bizatihi varoluşunda, kuruluşunda saklıdır. Bu parti bir memur partisidir adında halk olmakla birlikte halkla bir ilgisi yoktur. Bir zümre partisidir. Kökeninde Anadolu ve Rumeli müdafai hukuk cemiyeti vardır ama bu dernekler halk tarafından kurulmamışlardı. 90 yıldır hep aksi söylenir. Bunları kılıç artığı iddiaçılar kurdular. Kurtuluş savaşını kazanarak da bir dünya savaşında yenilmiş ve imparatorluk batırmış olmanın korkunç sorumluluğundan büyük ölçüde kurtuldular ama halkı da kazanamadılar. Çünkü radikal batılılaşma yönüne gittiler. Daha sonra CHP'ye dönüşen de işte İttihatçıların bu B takımının örgütüdür. Bu bir subay, sivil memur ve eşraf ittifakıdır. Eşraf bu ittifaktan 1944 gibi kopup ayrılmış DP hareketi ve CHP hepten memur partisine dönüşmüştür. CHP ancak tek parti diktasıyla yani zart iktidarda tutunabilmiş daha sonra da hiçbir serbest seçimi kazanamamıştır unutmayalım arkadaşlar. Atatürk olsun, İnönü olsun hiçbir serbest seçimi kazanıp da gelmiş değillerdir. Atatürk muazzam prestiji ve halkın şükran dolu sevgisiyle her seçimi birey olarak çatır çatır kazanırdı ama aynı şeyi İnönü ve CHP için söyleyemiyoruz. Tabi bugünün seçmeni o yıllarda hayatta değildi ama kuşaktan kuşağa kolektif bilinç daha da önemlisi kolektif bilinçaltı sürüyor. Bu halk CHP'yi iktidara getirmez. Çünkü 2002 yılından beri zaten halkın kendisi iktidarda. Biz bunları yazmaktan bıktık, arkadaşlar CHP'yi kurtarmaya çalışmaktan bıkmadılar. İnsan üzülüyor, akıntıya çekilen kürekleri. Engin Ardıç, Sabah